Konumuz yine Nuray Hanım. Nuray Hanım öğrendiği hangi gerçek sonrası gelini Damla'yı kayınvalidelere şikayet etmiş? Allah Allah, bakalım Allah neymiş? Allah. Buyurun bakalım. Dünlere telefon açtım Dünürüm'e. Dünürüm dedi ki, nişan var, nişana gideceğiz Nuray Hanım. Damla altınlarını takmıyor. Şuna söyle altınlarını taksın dedi. Ben de dedim ki altınları sattınız ya dedim. Ne takacak dedim. Ağzından kaçırdı. Meğer bizim altınlar satılıp arabaya peşinata verilmemiş. Kim vermiş peşinatı? Ne olacak? Furkan boyuna ödüyor. Furkan boyuna ödüyor. Benim çocuğum boyuna kredi mahvoldu ya. Ne bozdurması, ne altın almaması. Altınlar annesindeymiş ya. Vallahi bizim haberimiz yok. Damla bana öyle söyledi, ben de öyle anlattım. Bunu akıl yani veren de, bir şey yok. Akıl veren yazık de, olmuş sana. Akıl veren de zaten annesiymiş. Kızım altınları satma, bende dursun demiş. Ben de zannediyorum ki altınlar satıldı, peşinat araba alındı. Meğer benim çocuk ödüyormuş hepsini ya. Furkan tek başına çocuk, zira diyorum ki oğlum Aylin'e... Nişan, düğün yapacak. Aylin'e ne yapıyorsun diyorum. Meğer araba ödüyormuş. Damla bilmiyor mu sizin bildiğinizi, öğrendiğinizi? Hayır, bilmiyor. Aa, ondan böyle söyledi bana. Ben de böyle saf böyle bir kanıyorum, saf dilik saf böyle Nuray inanıyorum. Hanım. Herkesi Nuray kendi içim gibi zannediyorum ya. Bilse bence böyle demezdi belki de. Evet. Ya. Meğer bu beni kandırmışlar ya. Yani. Ne araba almamıyor. Gibi davranıyorsun. Evet. Damla. Birazcık ayıp olmuş sanki. Nuray abla o kadar hızlı konuşuyorsun ve sinirlenmişsin. Çok birkaç yeri kaçırdım. Takılan altınları Damla sattı zannediyorsun. Şimdi, araba mı aldı zannediyorsun? Şimdi şöyle bir şey. Geçenki olaylarımız da vardı ya Nursel Hanım. Ben taktığım altınları satıyor. Furkan'a veriyor peşinat olarak. Geri kalanını Furkan ödüyor. O peşinata gidiyor. Benim yaptığım bilerzikler. Kırmızı ben araba. Öyle zannediyordum. Araba. Tamam. Halbuki o altınların hepsi annesindeymiş. Nişanlar varmış, annesini aramış bulundum. Annesi dedi ki, Nuray Hanım dedi, Damla dedi altın takmayı sevmiyor dedi. Şuna söyle de dedi, nişana gidiyoruz dedi. Altınlarını taksın dedi. Ben de dedim ki, ne altınlar, arabaya gitti ya dedim. Ben de bilmiyorum hani satıldı arabaya o gitti zannediyorum. Evet, evet. Evet, şok oldum. Meğer annesindeymiş altınlar. Şimdi... Annenin haberi yok muydu kayınvalidenin? Varmış annesinin. Şöyle. Senin bilmediğinden haberi yokmuş demek. Kayınvalidemin bilmediğinden haberi yokmuş. Yani onu annem çalıştığı için hani çok sık takip edemiyor Nursel Hanım. Hani bizim buradaki konuşmalarımız. Kız yani, sanki bir de haklı biri... gibi diyorsun. Kaynanana niye söylemedin? Şöyle Nursel Benim Hanım. Benim haberim yok bir şeyden. Nişandaki takılar kimin olur? Kız tarafının olur. Şimdi ben takımın hesabını sana vermek zorunda değilim. Ama sen şimdi biz bilerzikleri sattık. Anne dedin herkesin karşısında. Tamam. Ben sana söylemek istemedim. Tamam da biz onu peşinata verdik. Furkan bana araba aldı demedin aldı, mi sen? Kullanıyorum da arabayı. Tamam kullan, güle güle kullan. Ama neden benden saklıyorsunuz? Hayır, benim, ben ona sinirlendim. İşte Nursel Hanım benim artık söylememi ki hala da yani söylememeyi düşünüyordum. Annem ağzından kaçırmış. Çünkü şöyle bir durum var. Kayınvalideme ne söylesek birden parlıyor. Birden. Aa. Hiç böyle bir şey alamazsınız, satamazsınız, bendenizi siz bir şey yapamazsınız. Gayet de güzel yaptım. Daha yeni haberin oldu. Peki bu sıkıntıyı kim çekecek? Benim oğlumla birlikte sen çekmeyecek oğlun misin? Çekiyorsa arabaya da binen oğlun. İşe giderken arabaya niye binen sen oğlun. Sen de biniyorsun. Benim arabam çünkü benim arabam. Binerim yani. Vallahi sıkıntıyı çekeceksiniz. Ben öyle yapana kadar deseydiniz bana. Madem satmıyorsunuz elimden geldiğince ben de yardım ederdim. Hiç de etmez. Yalan da söylemene tamam, gerek yok yardım mu? Yardım etmek istiyorsan anneciğim ben arabayı bir üst model daha yaparım. Üstüne ekmek. Valla bu saatten sonra hiç kusura bakma sizinle yardım bir... falan etme. Nuray'cığım bir sakinleşelim, nefes alalım. Başka kayınvalidemiz. Bence o zaman Nuray senin yapacağın şu düğünde de altın takmazsın. Ama zaten takmayacak ya. Sevilay abla normalde şimdi gerçekten de o altın geline takıldığında gelinin oluyor. Gelinin. Ne istese evet, yapar. İster bağış yapar. Evet. İster araba alır. Evet. İster saklar. İster satar. Tatil yapar. Evet. E tamam. Onun ya o. Onu. Yani benim biraz ya. Nuray Hanım o zaman İyi de Nursel Hanım bana niye söylemiyor neden bana? Haberim yok hani. Sevilay abla Miyase yapsa böyle bir şey ben sen... Ben hiç karışmam. Ne yaparsa yapsın. Biz elden çıkarmışız zaten. Sonradan da öğrensen de tepki göstermez yok. Misin? Hayır trip atar. Şöyle haberim niye yok? Atar atar. Bana o haber... suratından geçmez. Tartışma gibi bir şey. Hani müsaade. Sen mevzuyu anladın mı Sevilay abla?
Sen bana altın takıyorsun ya nişanında. Aa, kızarım satmasına. Hayır, kızmaz. Anlamadım çünkü sen. Satmasına şöyle, kızarım. Hayır, kızmaz. Kızarım. Hayır anne, ben seni biliyorum. Öyle bir kızma olayı olmaz. İlk gün bir kızarım, sonra kızmaz. Kızmazsın, sadece surat asar, trip atar, çocuk gibi küser. Olayı bu olur. Bana niye söyledin? Aynen o, ama kızma falan değil çünkü ben dedim ki benim zaten altınım. Songülcüm, altın uzmanımız. Sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi Hüseyin Hanım, eğer benim haberim varsa, düğün de yakınsa izin vermem. Yok yok, haberi yok. Senin başına geldi. Yine bana geldi. Nursel Hanım, haber vermem diyor. Ya bir dakika şimdi Nuray'cığım, şimdi benim haberim yoksa, satmışsa altını, ben ona izin verir miyim, vermem. Ha gelir der ki anneciğim ben satacağım, araba alacağım, ne yaparsan yap kızım derim. O senin, senin bileceğin bir şey. Aynen, hepimiz için öyle. Ama haberi yok, almış satmış, şimdi öğreniyor, ne yapacaksın? Ona kızarım. Ben altınımı satmadım ki. Ya benim altınım duruyor yerinde. Sena Nur, kayınvaliden karışmaz mıydı? İyi yapmışsın mı derdi? Yok tabii, haber verirken şey yapar, kızmaz hani. Sonuç olarak nişanlıyken o altınlar şu an benim için değil. Yani benim değil, düğünden sonra benim olur o. Sadece onlar nişanda olur. Hani olur da nişan altına olayı... Sizin göre mi senin olmuyor? Hayır, nişanda takılanlar bana ait şimdi, değil. Nursel Hanım, kendilerine nişanı biz kendimiz yaptığımız için. Da hep... Bir dakika, bir dakika. Ya, bir dakika. Antep'e biz... göre mi böyle? Bütün herkese göre. Biz Antep'e göre. Biz Antep'te kızın nişanı biz kendimiz yaparız. Takı yapmayız. Takı merasimi olmaz yani. Bizim evet, bizim kendi takılarımız olur. O da hani evlenene kadar kendinde kalır. Evlendikten sonra satar mı? Evlenmeden önce mi satar? Onu da. Ama Songül teyze, evlenene kadar o altınlar Sena Nur'un olmuyor. Hep Sena Nur'da. Orada kalır. Orada duruyor. Haberin değil. Ben orada kalır. Size bir sorum var benim. Nişandan altınlar takılıyor ya, kız tarafı da takıyor, erkek tarafı da takıyor, her neyse. Hadi diyelim ki Allah göstermesin, meclisten dışarı sözüm, nişan bozuldu. O altınlar nasıl oluyor? O var bir de. Sevilay abla, çok güzel bir şey sordun. Benim kaçıran var. Olduysa evet. Diyelim ki takılar takıldı nişanda ya da düğünde. Hı-hı. Ayrıldılar, anlaşamadılar. O takılar ne oluyor dedi. Hemen arkadaşlarım bana diyor ki hukuken böyle bir ayrılık olsa da takılar yarıya bölünmüş. Nişan. Nişanda da. Nişanda öyle. Evet.